Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. Şöyle Himalaya'nın Süper Soft. Şurada göstereyim. 100 gram 285 metre uzunluğu olan bir ip. Renk numarası da şöyle arkadaşlar. Bu ipimizde güzel ve yapımı oldukça kolay bir model başlayacağız. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkartalım. Bu model için 2 ve 2'nin katları ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Evet, şöyle sayalım ilmeklerimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmek benim için yeterli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 18 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Bir düz, bir ters olarak lastik başlayacağım. Lastik üzerine kuralım. Bu model lastik istemiyor ama isterseniz lastik de kullanabilirsiniz. Onun için şöyle bir parça lastikli göstermek istiyorum. Bir parça da lastiksiz yaptım. İkisini de göstereceğim size. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yaparsınız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sıra, bir ters, bir düz olarak yaptım. Bunu birkaç sıraya tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters olarak lastiğimizi yapalım. İki ters, iki düz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar, şöyle birkaç sıra daha tamamlayacağım. Lastiği tamamladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım, 2 ilmek düz ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yapacağız. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Bakın, bir doladım, 2 ilmek düz ördüm. Başta dolama yapmıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düzle başladık. Bir doladım, 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım, 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek düzden sonra bir dolama yapıyorum sıra sonunda. Daha sonra kenar ilmeğimi örüyorum. Yani sıra başında bakın yapmamıştım dolamayı, sıra sonunda yaptım. Buna dikkat edelim. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim şu doladığım ilmek. Bunu örmeden alıyorum. Sağ şişime örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim ters olarak örüyorum. 2 ilmeği ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de tekrar bu 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Önde şöyle bir görüntümüz oldu. Şu dolama yaptığım ajurlu ilmeğimi yani örmeden aldım. İpim arka tarafta. 2 ilmek ters ördüm. Zaten ilmeklerim ters olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bu ajurlu yani artırma yaptığım ilmeği ipim arka taraftayken örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örerek ördüm yani 2 ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de aldım bu şekilde ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Bu ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Ön yüzünde şöyle bir görüntümüz var. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yapıyoruz. Yalnız buna dikkat edin arkadaşlar. Şu örmeden alınan ilmeği alırken arka tarafta kalacak ipimiz. Bu şekilde arkada duracak. Daha sonra 2 ilmek düz öreceğim. Ters öreceğim. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirip bırakacağım bu 2 ilmeğin. Son 2 ilmeğimi de ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın model böyle. İlerledikçe daha güzel görünecek çıtı pıtı bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonraki bakın zaten ikili ilmeklerimiz. 2 ilmek düz ördüm. Başta dolama yapmadım bakın. Daha sonra bir kez doladım, artırma yaptım yani. 2 düz. 1. sıra ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz. 1 doladım, 2 ilmek düz ördüm. 1 doladım. Doladığımız bakın şu aradaki boşluğa denk gelecek. 2 ilmek düz ördüm. 1 doladım, 2 ilmek düz ördüm. 1 doladım, 2 ilmek düz ördüm. 1 doladım, 2 ilmek düz ördüm. 1 doladım. Son 2 ilmeğimi de ördüm. Daha en son bir kez daha doladım. Kenar ilmeğimi ördüm. Sıra başında artırma yapmadım. Sıra sonunda yaptım. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ilmeğim çıktı, hemen takıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın şu artırma yaptığım ilmek. Bunu örmeden alıyorum. İpim arka tarafta kalacak şekilde. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Zaten ilmeklerim ters. Örmeden aldığım ilmeği de bu şekilde bu ikisinin üzerinden geçirerek bırakıyorum. Bu doladığım ilmeği örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 2 ilmek ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği alarak ikisinin üzerinden geçirip bırakıyorum. 1 ilmek örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. 1 ilmek örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği bu şekilde geçirerek bıraktım. 2. sıra arka yüzündeyiz. Modelimizi böyle devam edelim. Yapmaya gayet güzel, bakın kolay bir model. Çok ince şiş kullanmayın arkadaşlar bu modelde. Çok sıkı olur. Kendini çok toplayan bir model de değil. Yani ilmek sayınızı ona göre belirleyebilirsiniz. Çok iç içe giren bir model değil. Son kez örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirdim, bıraktım. Kenar ilmeğimi de ördüm. modeli iki kez kurmuş olduk. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın böyle devam edecek. Gayet güzel, kullanışlı bir model. Şöyle göstereyim. Bunu bir ters bir düz lastik üzerine yaptık. Bir de şöyle bir parça yaptım. Bunu da lastiksiz yaptım. Bakın direkt modeli başladım. Dediğim gibi model lastik istemiyor. Ama lastikli de isterseniz yapabilirsiniz. Görüntüsü şöyle olur. Sizce hangisi güzel olmuş? Tabii bu daha kendini göstermiyor. İlerledikçe daha güzel duracak. Şöyle. Evet, bunu kenara bırakalım hemen. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Böyle görüntüsü. Kenar ilmeklerimiz. Modelin yakadan başlama görüntüsü de böyle olur. Yakadan başlama örgülerinizde kullanırsanız. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz, yazlık, mevsimlik örgülerinizde buna uygun iplerle, merserize ip, koton iplerle harika olur bence. Bakın gayet güzel. Bunu da yine aynı ip, aynı 3,5 numara şişle yaptım. Görüntümüz böyle arkadaşlar modelimizin. Şöyle. Siz nelerde kullanacaksınız? Onlara da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapanlara fikir olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.